77'lik bir 77 milletvekillik bir kontenjan açmış. 40 milletvekili aldı. Sizin burada özellikle yani simge isimler vardı. Sadullah Ergin, eski İçişleri, eski Adalet Bakanı. Ona da işte Fethullahçı terör örgütünün kumpasları, sizin de hedef olduğunuz, Türk ordusunu hedef alan kumpasları. İşte o dönemde sessiz kalmakla suçlanan, ana aparat olmakla suçlanan bir isim. Ve nihayet de Çankaya'da. CHP'nin kalesinde 4. sıradan aday gösterilmesi incitir. Ben de bizzat demiştiniz bir burada biz kampanya yapacağız. Bir oy Kemal Kılıçdaroğlu'na ama ikinci bölgede İyi Parti'ye yani milletvekili olarak İyi Parti'ye verelim. Ve Sadullah Ergin'i sokmuyor. Bu sizin bir özel duruşunuz. Şimdi açıp kontrol, siz de kuşkusuz kontrol etmişsiniz. Sadullah Ergin girdi efendim baktığımızda. Şimdi evet. Öyle baktığımızda bu tartışmalar ve onun yıpranmışlığı veyahut da yıpratılmışlığı ne etki eder? Çünkü CHP seçmeni yani nereden bakarsanız anlıyoruz ki hani CHP seçmeni gitmiş de şunu zaten söylüyorlardı. Sayın Babacan da söylüyordu. Sayın Davutoğlu da söylüyordu. Sayın Babacan dedi ki yani ben çok açık söylemiştim ben tabanımı CHP'ye taşıyamayacağımı yani tamamını taşıyamayacağımı. İşte DEVA'ya oy vermek isteyen motivasyonundaki bir seçmenin CHP Altıok'un üstüne evet mührünü basmayacağını demiş. Hatta Davutoğlu, Sayın Davutoğlu demiş ki yani ben halamı ikna edemedim demişti. Bu çerçeveden baktığınızda ikinci turu ve tabii ki CHP seçmeninin ikinci tur motivasyonunu 40 vekilin 4 ayrı partiye gitmiş olması nasıl değerlendirirsiniz? Şimdi öncelikle başlangıçta durduğum noktadayım. Yani Cumhuriyet Halk Partisi bu 4 partiden ki İyi Parti de bunlara dahildir. Yani beklenenin çok altında oy aldı. Hem Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde hem meclis seçimlerinde beklediği katkıyı göremedi. Tabii kendisi de Cumhuriyet Halk Partisi de bu yanlış aday gösterme ve ön seçim yapmadan tabanın desteğini almadan yaptığı listelerle gençleri ve kadınları unutarak yaptığı listelerde ne yazık ki seçmenden olumsuz tepkiyi aldı ve Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde benim için en büyük sürpriz odur. Muhalefet yani Millet İttifakı çoğunluğu alamadı. Çoğunluğu Cumhur İttifakı'na kaptırdı. Şu anki sonuçlara göre. O açıdan milletvekili adaylarının tespitinde ve sıralamasında Cumhuriyet Halk Partisi'nin yanlış yaptığını, doğru yapmadığını zaten sonuçlar ortaya koydu. Bizim söylemlerimizde, söylemlerimizin de gerçekçi bir tabana dayandığı da ortaya çıktı. Keşke Cumhuriyet Halk Partisi gençlere, kadınlara tabanına daha fazla ağırlık verseydi. Keşke diğer 4 parti kendi içinde bir ittifak oluşturup ayrı Cumhuriyet Halk Partisi'nin dışında bir ittifak içinde başka bir ittifakla seçime girseydi. Ben işte 20 milletvekiliyle belki çoğunluğu sağlayacakları kanaatindeyim. Ben geçmişte de bunu savundum. Aynı noktadayım. Demin söylediğiniz isimlerle ilgili yani FETÖ'nün siyasi ayağıyla ilgili FETÖ'nün bu ülkede cumhuriyetçilere, aydınlara, Atatürkçülere yaptığı zulüm noktasında en azından bu hain örgüte yardım yataklıklarla ilgili mutlaka hesabını soracağız. Ben haftada bir gün Ankara'ya gidiyorum. Davalarımız Yargıtay'da. Hakim savcıları yargılıyoruz. Mutlaka önümüzdeki dönemde sağlığımız el verdiği sürece FETÖ'nün siyasi ayağından da Türk yargısında hesaplaşacağız ve bunu da milletimize anlatacağız. Peki şimdi bir isim daha vardı İdris Naim Şahin. O da İyi Parti listesinden. Ordu'dan birinci, herhalde. Evet birinci sıra milletvekili adayı yapmış. İyi Parti Ordu'dan çıkaramadı. Yani ve o İdris Naim Şahin üzerindeki tartışma değil mi? Çok büyük fırtınalar kopardı. Nihayet Aytun Çıray'ın bir isyanı vardı. İdris Naim Şahin de tıpkı Sadullah Ergin gibi o dönemin İçişleri Bakanı. O dönemde o kumpaslardan sorumlu tutuluyor nihayetinde. Orada da İdris Naim Şahin çıkamadı. Yani böyle baktığımızda yanlış yaptı diyor musunuz Millet İttifakı? Mutlaka yani orada tabii İyi Parti'nin tercihiydi. Şeydeki de Deva Partisi'nin tercihiydi. İşte bu hatalar yüzünden zaten Millet İttifakı başkanlık seçimine göre, Cumhurbaşkanı seçimine göre daha avantajlı olduğu mecliste ne yazık ki çoğunluğu sağlayamadı. Çoğunluğu Cumhur İttifakı'na kaptırdı. Yani mutlaka ikinci tur seçimlerden sonra
Cumhuriyet Halk Partisi kendi içinde bu değerlendirmeyi yapacak. Yani diğer dört parti hem Cumhurbaşkanı adaylığı için hem meclis için hangi katkıyı sundular da bu milletvekilini kazandılar? Ortada bir şey yok. Cumhuriyet Halk Partisi zaten kendi oyunu aldı. Yıllardır aldığı %25 oyunu aldı. Demek ki diğer dört partinin hem Cumhurbaşkanlığı anlamında hem de meclis anlamında Cumhuriyet Halk Partisi'ne yaptığı bir katkı ortada yok. Yok. Bunu zaten önümüzdeki süreçte değerlendireceğiz, eleştireceğiz.